Var Odası'ndan herkese merhabalar. Havayı güneşli gördük. Biz de dışarılara çıkalım dedik. İnsanlar da dışarıda. Bu sefer yeni teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'ı Konyalılara soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Bülent Korkmaz kimdir diyeceğiz. Onların vereceği cevapları da sizlere göstereceğiz. Gelin hep beraber bakalım. Tanımam ben onu. Bülent Korkmaz'ı. Nerede oturuyor? Nerede mi oturuyor? Aldıktan sonra oraya bir bakın ya. Burada ancak bizim Sıdat Spor'da ancak oynar o. Traore bizde oynamıyor yalnız. Ben Kayseri'den puan alacağımıza inanıyorum. Çünkü Bülent Korkmaz'ın televizyonda yaptığı açıklamalardan sonra. Üçünüze birden soruyorum. Haydi. Üçünüze birden. Sporla alakanız var mı? Benim de yok hocam. Oraya yok. Benim yok abi. Peki Bülent Korkmaz kimdir biliyor muyuz? Bilmiyorsunuz. Bülent Korkmaz. Peki teşekkürler, sağ olun. Bülent Korkmaz kimdir biliyor musun? Hayır. Peki teşekkürler, sağ olasın. O zaman soralım hemen bir soru. Ya sana. Çok yüksek. Yok, Desenci yok, Ramazan derler. Desenci Ramazan abi. Gel sana bir soru soralım. Sorayım. Ama bak sorayım soruyu. Ya, Bülent Korkmaz kimdir biliyor musun? Bülent Korkmaz'ı. Korkmaz'ı ne yapacaksın? Biliyor musun sen Bülent Korkmaz'ı? Anlamam o şeyleri. Anlamam o şeyleri. Peki abi, sağ olasın. Abi sen biliyor musun? Sen o kadar şey yaptın. Ne olur, tanımam ben onu. Bülent Korkmaz'ı. Nerede oturuyor? Nerede mi oturuyor? Vallahi Kayacık'ta oturuyor kendisi. Bugün ziyaret edebilirsiniz isterseniz gidin. Yok, yaparım yok. Sen ya. Biliyor musun kardeşim? Efendim? Bülent Korkmaz'ı biliyor musun? Yok. Sen de bilmiyorsun. Futbolla alakamız yok o zaman hiçbirimiz. Bülent Korkmaz, teknik direktör. Evet. Başka şey sorun, ne yapacaksın onu? Doğru diyor. Nerede çalışıyor biliyor musun? Şu an bilmiyorum. Şu an bilmiyorsun. Memleket neresi kardeşim? Alanya. Alanyalısın. Anladım. Yani futbolla pek alakan yok. Bülent Korkmaz Konyaspor'un teknik direktörü. Yeni geldi. İyi olmuş. Olabilir. Ben evet. Daha çok Alanyaspor'u takip. İnşallah iyi olur. İnşallah. Alanyaspor'u takip ettiğim için daha çok. Peki, başarılar size. Bülent Korkmaz olmaz mı? Çeksene abi. Niye olmaz? Bir söyle bakayım. Gel, niye olmaz? Ama olmaz. Olmaz diyorsun orada. Şaka yapıyorum. Bülent Korkmaz kim olur peki? Bilmiyorum. Kim getirelim? Aa, olmaz bu, olmaz. Gençler bir soru soralım mı size? Bak çok güzel duruyorsunuz. Gelin size bir soru soralım. Başta soruyor. Midem sıkıntı yok. Soruyu bilirsek midem sıkıntı yok. Tamam. Bülent Korkmaz kimdir biliyor muyuz? Yani Konyaspor'a transfer olan teknik direktör. Peki, doğru cevap. Teşekkür ederim. Sizce Bülent Korkmaz başarılı olur mu Konyaspor'da? Başarılı olur mu bilmiyorum ama önce Konyasporlu oyuncuların kendini toparlaması lazım. Çünkü oynadıkları oyun hiç güzel değil ki. Ömer Ali Şahiner de zaten söyledi. Takım olarak düzelmemiz lazım dedi. Aykut Kocaman'ın taktiği her zaman işe yaramıyor ama şu var, Aykut Kocaman takıma geldiği zaman taraftardan çok destek alıyor. Ki çünkü Konyaspor taraftarı da Aykut Kocaman'a çok inanıyordu. Bırakmasının sebebi de taraftarlar çünkü Aykut Kocaman'ın Konyaspor'a çok sevgisi var. Bülent Korkmaz'ın oyun tarzını ben bilmiyorum ama başarılı olur gibi geliyor. Eğer Konyaspor futbolcular hem yönetimle beraber düzelir ve ileriye yönelik ligde üste çıkmaya çalışırlarsa başarılı olur bence. Sizce sorun o zaman? Futbolcularda inanarak oynamıyorlar ki yönetim de zaten sıkıntılı. Forvet hattımızda Riyad Bahiç var ama eski Riyad Bahiç yok. Ya bunun sebebi ne? Lazım. Mesela hani şimdi eski kupayı alan kadromuzda mesela Skubic var, Serkan vardı. Var, Ali Turan var, evet. Selim Ay var, Milosevic bence var. Bence inancımızı kaybettik gibi oldu biraz. Yani çünkü hep beraber işte büyük umutlarla filan lige başlamıştık o zaman hatırladığım kadarıyla. Gayet de güzel gidiyorduk ama şimdiki o umut yok yani. Bu sene ligde o umut yok. Peki Konyaspor bu hafta kimle maç yapacak biliyor musunuz? Kayseri Spor'la. Nasıl olur? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? İnşallah alırlar. Yenilirlerse çok kötü çünkü taraftarı falan çağırdılar hep beraber birlik olalım diye. Taraftar zaten benim bildiğim kadarıyla desteğini her zaman yanında tutuyor Konyaspor'un. Umarım galibiyet gelir. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyoruz? Biz yurda gidiyoruz. Çok güzel. Lise, üniversite? Üniversite. Ne okuyoruz? Uçak mühendisliği. Oo, çok güzel. Peki futbolla alakamız var mı? Var. Hatta yarın halı saha yapacağız.
Oo çok da güzel. Peki Bülent Korkmaz kimdir biliyor muyuz? Evet Galatasaray'ın eski teknik direktörü. Şu anda Konya'ya geldi yeni göreve. Evet. Ama artık Galatasaray değil Konya Spor'un teknik direktörü. Evet. Peki Konya Spor'un gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek iyi değil gibi yani. Evet. Hücum hattı güçlü değil. Bülent Korkmaz da olur mu? Ben futbol stillerini değiştirdiler ama yine de sanmıyorum. Düşerler büyük ihtimalle. Yani son... oyuncu şeyi yetersiz. Göztepe maçında tribündeydim en son yufluyorlardı yani. İyiler gidişatı. Kayseri maçı bizim için biraz daha önemli. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Nerede izleyeceğinizi biliyor musunuz? Hayır. Tamam o zaman kanalımıza abone oluyorsunuz. Buradan da izleyebilirsiniz. Sağ olun, görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abicim. Abimi bu hafta bir videosunu yayınladık. Fark ettin mi? Hatırladın mı sen? Merhabalar abicim. Merhaba. Size bir soru sorabilir miyiz? Abim bile sor abi. Abi sen bu hafta Konyaspor'a başarılar dilemedin mi? Diledim. Tamam o zaman seni biz de yayınlamadık mı? Yayınladık. İlk önce sana soralım. Konyaspor teknik direktörü kimdir? Galatasaraylı Bülent. Bülent. Peki. Çok teşekkürler. Konyaspor'un Bülent Korkmaz'la başarılı olma şansı var mı? Vallahi bu sene büyük bir olasılıkla küme düşme şansı var bana göre. Başarılı olur mu Bülent Korkmaz? Olur. Zor. Olur olur. Peki sizce Konyaspor'daki problem ne? Vallahi yönetimde mi bir sıkıntı var artık orayı bilemiyoruz ya. Eski futbolcuyum. Gençler Birliği'nde oynadım yıllarca. Senin pazartesi günü buluşalım. Kayseri'ye vurun. Benden istediğinizi alın. Eyvallah. Bu ben, takım Kayseri'ye o diye, zaman şey yapalım mı? Bak, cumartesi takım, günü Kayseri maçına beraber gidelim. Bu takım Kayseri'ye diye burada Yeni Meram Spor'a bile vuramaz. Niye adayı? Bana bir forvet gösterin. Aldıkları Traore'ye bir bakın ya. Burada ancak bizim Sinan Spor'da ancak oynar o. Traore bizde oynamıyor yalnız. Aldığınız o Zenci kim? Turam adı. Turam işte. Ozeri Turam. Turam da bu hafta gol atacak. Turam da bu hafta gol atacak. Göreceksin bak. Pazartesi günü görüşüyoruz. Hadi ağzım balit. Pazartesi günü görüşeceğiz. Türam da bu hafta gol atacak. Tamam burada buluşacağız. Soru soralım mı? Vallahi bildiğim olduysa sor baba. Soralım ya. Futbolla alakan var mı? Hiç yok. Bülent Korkmaz biliyor musun? Bülent Korkmaz mı? Teknik direktördü herhalde. Evet. Hangi takımda görev yapıyor biliyor musun? Konyaspor muyum? Konyaspor muyum? Demek ki Konyaspor'a daha yeni geldi. Demek ki pek alakan yok ama Bülent Korkmaz'ı yine de biliyorsun. Evet. Konya Spor takip ediyor musun? Sporla hiç alakalı. Peki maçta. Teşekkürler. Sağ olasın. Rica ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bülent Korkmaz'ı biliyorsunuz herhalde. Tabii ki. Tabii ki. Peki kimdir Bülent Korkmaz? Önce onu söyleyin. Galatasaray'la tarihi başarılara uğramış bir futbolcuydu. Hepimiz tabii insani kişiliği onunla öne çıkmış bir futbolcuydu. Tabii teknik direktörlük kariyerini de daha önce Antalya Spor'dan falan iyi biliyoruz. Ama Konya Spor'da tabii Bülent Korkmaz'ın şu anda hiçbir suçu yok. Bu hafta Göztepe'ye büyük puan kaybettik biliyorsunuz. Evet. Önümüzdeki hafta da Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri bizim için bir ölüm kolan maçı. Buradan 3 puan almadığımız takdirde Kasımpaşa maçına da biz futbolcularımızın böyle dirayetli bir şekilde çıkacağına inanmıyorum. Peki Bülent Korkmaz başarılı olabilecek mi? Bülent Korkmaz değil, burada futbolcuların biraz daha motive edebilecek mi? Futbolcuları motive edebilecek mi? Futbolcuların dilinden anlayabilecek mi? Bu önemli. Çünkü çok kısa bir süre kaldı ligin bitmesine. Ve bizim de biliyorsunuz dipteki durumumuz çok önemli. Bence yönetim ve Bülent Korkmaz futbolcuların dilinden anlamalı. Bu önemli. Burada önemli olan şey futbolcular. Bülent Korkmaz şu saatten sonra hiçbir şey yapamaz. Peki, geleceğe sorun, dönük bir yatırımdır. Sorunu nerede görüyorsunuz siz? Sorun futbolcularda ya da yönetimin, ben şu ana kadar Hilmi Kulluk'la yönetimin Konya Spor tarihinde hiç para çaldırmayan en önemli yönetim olduğunu düşünüyorum. Hilmi Kulluk'un da dürüstlüğüne güveniyoruz. Ama çevresindeki bazı kişiler var. Bunları sosyal medyadan duyuyoruz. Bunlar çok yönlendirmesiyle etkili Hilmi Kulluk'u. O yüzden bunların elini çekmesi lazım Konyaspor'da. Yani Hilmi Kulluk'un karakterine herkes kefil. Kimsenin bir şüphesi yok. Keşke başarılı olsaydı. Biz Hilmi Kulluk'a da destek veririz. Ve her zaman da veririz. Karakteriyle alakalı en ufak bir problem yok Hilmi Kulluk'un. Ama yönetim dışından böyle yönlendirmeler var. Bunları da çoğu kişi sosyal medyadan biliyor. Bu kişilerin kim olduğunu.
Bunlar. Benim kişisel fikrimde Konyaspor'lu futbolcularda bir sıkıntı oldu. Zaten temel şey futbolcularda. Benim de bahsettiğim olay da zaten dışarıdan böyle yönetimden olmayan adamların futbolculara böyle artık son günlerde eski başkanla alakalı şeyler çıkmaya başladı. Amir Şan'la ilgili. Amir Şan yani kulübün bu yöne bu duruma gelmesinde en büyük etken Amir Şan'dır bana kalırsa. Evet. Gerçekten sizinle şu konuşmayı yaptığım için çok mutluyum. Çünkü bizim asıl sorunumuzun taraftar gözünde nerede olduğunu İlk defa söyleyen bir kişi. Aynen. Konyaspor maalesef işte son haftalarda kanayan yaramız. Ve ben Kayseri'den puan alacağımıza inanıyorum. Çünkü Bülent Korkmaz'ın televizyonda yaptığı açıklamalardan sonra. İnşallah puan alırız Kayseri'den. 3 puan. Tabii puan alırız derken bir puanla da razı olmayız. 3 puan. Sonra Kasımpaşa'da 3 puan alırsak. Hayati derecede 2 kritik maça çıkacağız. Evet. İnşallah buradan da puanla alırız. Evet inşallah. 6 puan bizi kurtaracak diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar burada bir program yapıyormuş. Sokak röportajı yapıyormuş. Biz de hemen onu yakaladık. Evet, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Ama şey bende ya. Moderatörlük bende değil mi? Ne bileyim onu sordum ben. Öyle girişken olduğum için. Evet buyurun. Çok girişken. Ben sustum abi. Ben baştan başa. Buyurun. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler siz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ne iş yapıyoruz? Tiyatro. Normalde tiyatrocuyum. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuyum. Aynı zamanda Kon TV'de aktüel programı yapıyorum. Çok güzel. Evet. İnşallah çok başarılı bir kariyeriniz olur. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bülent Korkmaz'ı biliyor muyuz? Evet, Konyaspor'un yeni teknik direktörü. Peki, sizce Bülent Korkmaz Konyaspor'la başarılı olabilecek mi? Ya şimdi şöyle, açıkçası Konya ikiye ayrıldı. Aykutçular ve olmayanlar diye. Ben Aykutçu olmayanlardanım. Aykut Kocaman'ın tamam çok büyük başarıları oldu ama bazen o kıvam, o his tutmadı mı tutmaz. Gerçekten tutmadı bu yıl. Hatta daha da geriye gittik. Şimdi Aykut Kocaman'dan kalan bu enkazı kaldırabilir mi bilmiyorum. Ama en azından şöyle yapabilir. Şunu umuyoruz Bülent hocamızdan. Yıl sonuna kadar yani lig bitimine kadar Konya'yı ligde tutsun. Küme düşmeyelim. Sonrası Allah kerim bir şekilde gerekse Konya olarak gerekse taraftar olarak biz en iyi şekilde Konya'ya destek olacağız. Sonrasında lig bittikten sonra bir şekilde bir destek olur, transfer olur, tekrar yönetim değişir, her şey olabilir. Ama bir çözüm bulunması lazım. Bülent hoca aranan kan olabilir. En azından bizi sezon sonuna kadar ligde tutsun. Tek isteğimiz onun. O zaman şimdi Aykut hocacılar, Bülent hocacılar, sevenler sevmeyenler bizim şu an tek yürek olma zamanımız. Ya tabii ki aynen öyle. Yani şu anda Aykut Kocaman dönemi bitti. İster veya istemez yani seven var, sevmeyen var. Yaptığı başarılara saygı duyuyoruz. Konya'mızı üçüncü yaptı, gitti kupa aldı. O maça da gittik, çok sevindik. Eyvallah Allah razı olsun emekleri için ama bir yerden sonra o doku tutmadı. Ve şu anda Konyaspor için gerekse Aykut Kocaman olarak gerekse Bülent Hoca olarak tek yürek olacağız. Ve Konya'yı bir şekilde ligde tutup önümüzdeki sezon inşallah üstlere doğru sıralanacağız, gideceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ağzına Eyvallah. Sağlık. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi size kolay gelsin. Eyvallah. Aleyküm. Selam. Hocam futbolla alakamız var mı? Efendim? Futbolla alakamız var mı? Neyimiz var? Sporla mı? Alakamız var mı? İlgileniyor muyuz sporla, futbolla? Uzaktan yani. Pek öyle bir şeyimiz yok da. Peki Bülent Korkmaz kim biliyor muyuz? Bülent Korkmaz Konyaspor'un başına gelen yeni teknik direktör. Peki başarılı olur mu? Bilmiyorum valla. O başarılı olup olacağını ileride göreceğiz ya. Yani bu Konyaspor'a Aykut Kocaman ilacı olamadıysa onun da olacağını pek tahmin etmiyorum ama inşallah olur. İnşallah evet. Diyelim. Çok yani teşekkürler. Maçlara gidiyor muyuz? Maçlara. Ben nerede kalıyorum da buraya. O zaman nereye diye otobüs gönderelim. Sizleri de buraya alalım. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar size bir soru soralım. İyiyiz. Sizin futbolla alakanız var o zaman. Her maça gideriz. Hangi maçlara gidiyorsunuz? Bütün maçlara gidiyoruz. Deplasmanlara geliyor musunuz? Deplasmanlara öğrenci olunca gelemiyoruz. Bülent Korkmaz'ı tanıyorsunuz o zaman. Yeni evet. Peki başarılı olabilecek misiniz? İnşallah diyelim abi. Aykut Hoca kadar olamaz ya. Bu iki... Olur abi. Olur diyorsun. Olur diyorum. Kan değişikliği. İnşallah. 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 Sağ olun abicim. Görüşmek üzere. Yani sadece Zafer Meydanı'nın başından buraya kadar geldik. Birçok röportajda yaptığımızı düşünüyorum. Bülent Korkmaz'ı kısmi olarak sporla alakalı olan insan, ya çok karışık bir mevzu aslında. Tanıyan var, tanımayan var. Çok değişik ve güzel röportajlar oldu. Umarım Bülent hocamız da Konya sporumuza hayırlı uğurlu olur ve çok daha onunla güzel başarılar elde etme imkanımız olur. Bizler Kayseri Spor maçına gideceğiz.
Bir şey daha söyleyeyim. Şehrin kafası da karışık. Bülent Korkmaz'ın henüz kim olduğunu daha çok net olarak bilmiş değiller. Umarım büyük başarılar imza atar ve onu bu şehirde adını duyurma imkanımız olur. Görüşmek üzere.